Merhabalar, ben Köfteciz Köfte ve Beyond Köfte İsa'nın 14. bölümüne hoş geldiniz. Ve kahvemle beraber sizlerle sabahın köründe Köfte İsa'ndayız artık. Son bölümü çektiğimden beri aradan 4 gün geçti. Ve doğal olarak biraz değişiklik var. İlk olarak kendi bir adet Monasteel Shears yaptım. Yapımı çok basit, 2 adet Monasteel. Şu Monasteel aletlerle aynı şey. Benim manamı kullanıyorlar. Bu arada şuna değineceğim. O yüzden dayanıklılığı gitmiyor. Sonsuza dek elimde kalacak bir şiir. Şu arkadaşı bana engin verdi. Bu şekilde yapılıyor. Şunların nasıl yapıldığını göstermedim size. Çünkü ben de hiç kullanmadım. Neyse. Bu arkadaş benim. Kabaca gösterelim. Görün, bu normal koşma hızım. Bu da bununla beraber koşma hızım. Ve zıplama yüksekliğim. Şurada bir adet manuel koyun tarlası koydum. Bunu eşle yeni bir eve taşımayı planlıyoruz. Orada otomatikleştireceğim muhtemelen. Kaldı ki zaten otomatikleştirmek için alüminyuma ihtiyacım var. Onun yanı sıra ağaç tarlama zaten biliyorsunuz. Kendisi pozitif kazanca geçti. Geçen gün. Gece. Geçti. Ve ayrıyeten sizinle beraber yapmak istediğim bir şey. Bu arada şurada manamız bayağı bir birikti. Common walnut, sweet chestnutları ben nereye koydum? Mesela benim chestnutlarım nerede? Chestnutlarım nerede? Tamam, hatırladım. Şunları renklendirdim. Bunlara yapmamızın şekli. Neydin sen? Bir saniye hatırlamaya çalışıyorum. Dur. Tamam. Şu paleti, şu showcase'i bilmiyorum. Şu paleti yapıyorsunuz ve shift click'le tıklıyorsunuz. Şunu en son bölümde yapmıştım zaten. Ayrıca burada bir değişiklik yok. Şurada makineleri bugün craft edeceğim. Şunların hepsini elektrikli versiyonlarına geçirmek istiyorum. Ve şurada şu arkadaşları dizdim. Ve charcoal'a kolka geçirdim. Ve şunlara da upgrade koydum. Bunu neden yaptın diye soracak olursanız, bir demir yatağı temizledim. Evet, bir demir yatağı temizledim. Sonuç bu. Kapır yatağı tekrar bulamadım. Önceki kapır yatağımızı bitirmiştik. Tin yataklarına bulaşmadım çünkü tinim şu an yetiyor. Steel üretiyorum biraz. Bolca kuartz topladım yolda. Nether'a bir uğradım. Gördüğünüz gibi. Şurada da diğer orlarımız var. Ve Skystone topladım. Meteor topladım. Evet. Meteorlar nedir diye soracak olursanız, şu arkadaş ile meteorları buluyoruz bu arada. Unutmadan sen bir gel. Gündüzümüzü yapalım. Bu arkadaş bize en yakın meteor nerede onu gösteriyor. Biz de ona doğru gidiyoruz. Tabii ki de burada en yakın meteor burada. Bunun ortasında Skystone chest'ler bulunuyor ve orada Inscriber'lar bulunuyor. Kasa Efsun'u görenler orada neden bunu yapmadım diye soracak olursanız, çünkü ben Kasa Efsun'da o chest'leri kapadım. Evet. Çünkü başta Apply Tangent 6'e girilmesin, diğer alternatif taşıma metotları kullanılsın istemiştim. Kendim manuel gittim her şeyde ama. Evet. Sonrasında gelelim. Apply Tangent 6'e tabii ki de yeni eve taşındıktan sonra girişeceğim. Çünkü orada yeni bir enerji hattı da düşünüyorum. Onun için şimdiden wool toplamaya başladım. Hayretten. Siz ikiniz tek kişilik yer kaplayın. Teşekkürler. Sonrasında doktoralı crafting table'ımız.
neredeyse çoğu bitmiş araştırmalarımız. Hatta şuradan gösterelim bu sayfa. Tamamen tamam, sadece şuradan bir şey daha çıkması lazımdı. Bu sayfa bu şekilde tamamen tamam. Bu sayfada şu bunlar yok. Ama zorunlu olan her şey tamam. Sadece şu hariç. Alkemide şunlar açılmadı. Neyle açılıyorlar hatırlamıyorum. Bir de şu Transmutation'larla Gregtek araştırmaları kaldı. Şu ikisi hariç. Bu sayfa da şurası açılmadı. O da ne istiyor bilmiyorum. Ama onun dışındakiler tamam. Bu sayfa her şey tamam. Bu sayfada tamam olmayan hiçbir şey yok. Bu sayfada bunlar açık değil. Bu otomeci modu ki buna azıcık ulaşmak istiyorum. Bu sayfada zaten sadece bu var. Atomic Energy 6 tamamen hazır. Bu sayfaya ise bulaşmadım ama şunları bir açayım. Hatta aşağı inelim. İki tane lazım. Tamamdır. Evet, gözünüzün önünde biraz araştırma açtım. Atomic Tinkerer'dan. Ve ayrıca şunu buna upgrade ettim. Bu nasıl yapılıyor diye soracak olursanız bir tane normal scribing tool'u mana pool'a atıyorsunuz. Ve mana kullanan bir scribing tool'unuz oluyor. Bu arada unutmadan yani bir stack steel alayım. Ne yapacaksın diye soracak olursanız öncelikli olarak şunu bir atalım şuraya. Gördüğünüz gibi tamamen şarj oldular. Ve şimdi de Block of Mana Steel. Molten Mana Steel. Evet, Molten Mana Steel'imiz de varmış. 4 9 16 24. Tamamdır. 24 tane Mana Steel'imiz var. Yay! Şimdi bu 24 mana stilimizi alalım. Kendimize bir, iki, üç ve dört. Voilà. Şimdi bana bir de armor stand lazım. Kolaymışsın. Stone slab'imiz var mıydı? Yaparık. İki tane de iron lazım. Ki iron gördüğünüz gibi çok sıkıntı bir şey değil bizim için. Hatta hiç sıkıntı değil. Ve bir adet armor stand. Ve onu şuraya koyacağım. Ve şu eski zırhımı biri kullanmak isterse diye buraya atacağım. Ve ayrıca şuna bir özellik eklemek istiyorum. Bakalım bunu kullanabiliyor mu? Yani damage value'su olan bir taneyi kullanabiliyor mu? Hayır, kullanamıyor. Yeni craft edilmiş olması lazım. Evet. 2 adet leather, 1 adet, 2 adet gold, thermometer, yani 6 adet gold, 4 adet shard. Şimdi 6 adet gold, 4 adet shard,
4 adet leather glasslar buradaydı. Tamam. Tom meterlerimiz hazır. Siz ikiniz gelin. Aa doğru, burada yapamıyorduk. Unuttum. Evet, o Arcane Crafting Table'daydı. Ardından deriler burada. Voila. Evet, fantastik bir görüntü oldu bu. Evet, bu Goggles of Revealing'i de artık bir yere koyarız. Evet. Bayağı hoş bir zırhımız oldu. Kendisi ya Iron seviyesindeydi ya da Diamond seviyesindeydi, emin değilim. Ama manamızla kendisini yeniliyor gene. Kaldı ki tüm seti giydiğimizde %10 mana discount, yani daha az mana harcıyoruz. O yüzden de bu arkadaş bayağı işimize yarayacak. Evet. Kendisi böyle güzel bir arkadaşımız oldu. O zaman topladığımız yünlerle beraber gidelim ve şunları aşağıya bırakalım. Evet, ilk olarak bunu göstermek istiyordum. Sonrasında ne yapacağımı henüz ben bile karar vermiş durumda değilim. İtiraf edeyim onu. Evet, bölüm arası benim... bu bölümde benim başka ne yapmam gerek? Hemen bir şeyler bulup geliyorum. Evet, ne yapmam gerektiğini hatırladım bu arada. Common Chestnut yapmıştık. Kalimera ile ortak çabamız bu arada. Kendisi özel bir ağaç. Şimdi yapmamız gereken şey... şunları kesmek. Çünkü bunlarla işimiz bitti. Chestnut'tan ötesine istemiyorum. Walnut var olabilir ama zaten bunlar düşecek birazdan. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir walnut'ımız düşüyor. Bunlar arıcılığa başladığımızda bayağı bir önem kazanacak şeyler. İlk önce walnut'ları kullanırım. Sonra chestnut'lara geçerim. Ve gece. Hadi açık alanda uyuyalım bir. Evet, sonrasında da şunları temizleyelim. Ardından limonlar kalsın. Limonlarla beraber şu hilçeri de kalsın. Kiraz ağacımız. Çünkü onların bir kombinasyonunu da elde etmeyi düşünüyorum şahsen. İleride de bir de papaya elde etmek istiyorum. Evet, bolca walnut'ımız var. Walnut neye dönüşüyor diye soracak olursanız, yemeğe dönüşüyor, o ayrı mevzu. Ne? Oyunda baklava var. Evet, oyunda baklava var. Muhtemelen yapmayacağım bir şey çünkü ben gerçek hayatta baklava sevmiyorum. Neyse, Fluid Extractor ya da... Fluid Extractor ya da... Dur. Squeezer'la Seedo ile dönüştürüyoruz bunu. Gördüğünüz gibi. Seedo ise bayağı bir crafting'te bize lazım olacak bir arkadaş. Bayağı bir crafting'de de çiçekler gelin.
Ve beraberinde biraz bon meal istiyorum. Çünkü şuraya bir, orada biraz walnut sapling kalmış. Bu arada 4 tane koymanız lazım. Bunlardan bir tanesi Tanrı. Direkt en son denediğimiz çıktı. O ilginç oldu biraz. Şundan da limon çıkıyor bu arada. Zaten limon ağacı. Ne bekliyorsunuz başka? Düşünsenize limon ağacından ceviz çıkıyormuş falan. Gerçi ceviz çıktı ama anladınız siz espriyi. Sağlık olsun. Evet. Ve kaldığımız yere girelim. Ve bunları da alalım böyle. Ve yavaştan arı mutasyonuna başlamak istiyorum. Apiary. Şimdi apiary'lerimiz burada. Bana bir de ah bu arada. Knowledge Fragment vardı. Onlara biraz değineceğim. Önce başka bir knowledge fragmentımız var mı? Olması lazım diye hatırlıyorum. Ashe'le bayağı bir topladıydık. Da nereye kayboldu? Bir tanesi burada. Birazı da burada. Evet. Ashe'le ortak olmak iyidir. Fakat tek bir kötü noktası var. Chest. Chest'lere pek özenmiyor kendisi. Ama onun dışında oynaması en keyifli beraber oynaması en keyifli olan arkadaşım. Evet. 19 tane elde ettik. Bunun anlamı 2 adet. Evet. Bakalım burada gözüküyorlar mı? Hayır, gözükmüyorlar. Bunları şöyle atalım. Araştırmaları bayağı kolaymış. Aynen bayağı kolaymış. Şimdi sen ne istiyordun? Sana... Aa doğru, pardon. Şimdi sana Spiritus lazım. Spiritus. Mortus. Evet, gözünüzün önünde hemen araştırdık bunu. Gizli araştırmalar böyle yapılıyor. Nethermind. Bu zaten daha önce bilmediğim bir şeymiş. Zaten. Nerede ama? Hah tamam. Buradan çıkıyormuş. Nethermind neymiş? Ha ilginç bir şey. Araştırırız bir ara. Essential Locus. Sana da sonra bakarım. Evet. Sizler gelin şöyle. Knowledge Fragment'ı elde etmenin başka bir yolu yok. Onları illa chest'ten bulacaksınız bu arada. Şimdi ben ne yapıyordum? Evet bir şeye giriş... Ha evet arıcılığa girişmiştim. Unutmadan benim tamam. Scoop'um burada. Scoopy dooby doo. Evet bu iğrenç espriyi de yaptığıma göre şuradan bir arkadaşımız var. Onu alalım. Sen in.
bakalım. Ignoble maalesef. Bunu damızlık olarak kullanacağız. Ignoble'lar maalesef sonsuza dek kalamıyor. Bir noktadan sonra ölüyorlar. Pristine bulmamız lazım. Pristine'ler bizim istediğimiz şey. Şurada bir tane daha arı kovanımı gördüm. Yoksa göz yanılması mıydı o? Göz yanılmasıydı sanırsam. Çünkü tekrar bir arı kovanı göremedim. Ve benim maalesef pristine bir forest tam yok. Önceki forest'ımız da öldü. Ignoble olduğu için. Onun yerine şu an bir tane meadows koydum. Sen şöyle gel. Ama bana drone'ları yeter zaten. Evet. Şu şekilde alacağız. Bir de tam tersi bir kombinasyon alalım. Ha, zaten bu. Hayır, tam tersi kombinasyon yapamıyoruz, pardon. Ve bu arada ufak bir bug yüzünden Optifine'ı kaldırmak zorunda kaldım. O yüzden şu an arada drop frame'ler olabiliyor ki şu an oluyor. Frame drop. Onu çözene kadar Optifine'sız biraz. Yani 300 FPS değil de 120 FPS alıyorum gibi bir şey de şu an 50-60 arasına düştü. Evet. Hadi bakalım. Ben bir tane daha şuradan forest bulmaya çalışacağım ya da uğraşmasam mı? İkisini de aynı kombinasyondan devam ettirsem mi? Ama biraz o yönde denemek istiyorum. Hani iki taraflı da çalıştırmak istiyorum arkadaşımızı. Evet, hemen şunu incelemiş miydim? Evet, incelemişim çoktan. Hayır, yok. Evet, bir de daha forest type'ımız yok. Biraz daha bakınalım. Evet, yok. O zaman sağ olsun deyip standart yönteme geri dönelim. Evet. Gelelim. Dur, önce yapmam gereken bir şeyi hatırladım. Öncesinde kendime bir adet neydin sen? Dializer. Tin, Diamond, Redstone, Glassbane. 1, 2, 3, 4, Tin. 2 Redstone, Diamond, 1 Diamond, Glassbane'imiz, 2 de Glassbane. Evet. Ardından Carpenter. Gel. Sonra şuna respiyi koyuyoruz. Bu sadece kalıp, malzemeleri alta koyacaksınız. Ve bunu açıyoruz. Yeterli su yok. Tamam, şimdi yeterli su var. Ayrıca seni de şöyle atalım. Trializer'ı göstermiştim. Ya da gösterdim diye hatırlıyorum. Ağaçları incelemenize yarıyor. Bializer adından da anlaşılacağı üzere arıları inceliyor. Evet. Tabii gene balla çalışıyor. Ve ben beraberinde bir şeyi araştırmak istiyorum. Benim burada common drone'um vardı. Common drone'larım vardı. Common, common.
Kamun marşı. Tamam. Seni kullanmıyoruz. Sizleri kullanıyoruz. Evet, bir basamağı tamamen temizlemiş olabiliriz. Ya da en azından evet, cultivated ya da noble. Hatta cultivated. Elde ediyoruz bununla. O zaman bir gündüz yapalım. Ve şuraya mutasyon arılarımızı koyalım. Evet. Sen gel, sen gel. Sonrasında bana bir adet daha prenses lazım. O prenses de... Şu chest'te biraz prensesim vardı sanki. Evet. Meadows Princess. Bakalım sen nesin? Tamam, Meadows. Purebred. Yani safkan. Tamamdır. Bunlar çalışa dursun. Mutasyona uğrayacaklar bunlar. Bunları mutasyona uğratıp değişik arılara çevireceğiz. Mesela Vibrant Alloy Princess. Neden Vibrant Alloy Princess'imiz var bilmiyorum. Ama bize Vibrant Com ve Energetic Com üretiyor. O da bize Vibrant Alloy Nugget veriyor. Bu da Energetic Alloy veriyor. Hani. Tin Princess, Silver Princess, Iridium Princess. Plutonium ve Iridium üretiyor. Lead, Lapis, Emerald, Energetic Alloy, Olivine, Platinum, Titanium, Peat, Sapphire, Aluminium, Nakoa'da. Bunu istiyorum özellikle. Şu an hiçbir işime yarı... Nakoa'da comp gördüğünüz gibi. Slide comp. Güzelmiş. Evet. Flux. Diamond. Pulsating Iron. Copper. Tomic Shard Princess. Ne ürettiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Shard Comp. Her türlü şarttan %14 şart şanslı. Balance şarttan da %1 şanslı üretiyor. Bir de Tomium üretiyor. Evet. Sertus Quartz, Magnes, Amber, Clay, Coal, Rural, vs. Evet. Red Alloy. Evet, Red Alloy Princess. Bize Red Alloy üretiyor. Redstone Princess. Steel Princess. Çelik üretiyor. Evet arkadaşlar, kısacası bayağı fantastik arılarımız var. O yüzden arılara erkenden girişeceğiz. Yani tam olarak bu yüzden arılara erkenden girişmek istedim ve tabii ki de bölüm arası şunu da yapmadan geçmeyeceğim. Yakında bunlara da bir barrel lazım. Evet. Tamamdır. Hepsini toplamış olmam lazım. 32 tane. Evet. Bunu otomatiğe bağlayacağız bir ara. Çok güzel bir biçimde otomatiğe bağlayacağız hem de. Bu ilginç. Bu arkadaş. Ama bu arkadaş için ufak bir sıkıntımız var. Alüminyum istiyor. En azından 4 tane alüminyum üretebilmemiz lazım. Onun için de Electric Blast Furnace lazım. Onun için de yeni evi bekliyorum. Bir an önce gel. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.